tarafından organize ediliyor. Türkiye'de eş zamanlı olarak Düzce depreminin yıl dönümünde hayata geçiriliyor. Saatler 18.57'yi gösterdiğinde, yani artık dakikalar bile demeyelim, saniyeler sonra, bir dakika kalmış arkadaşlarım söylüyor. Türkiye genelinde bir deprem tatbikatı yapılacak. Radyolardan, televizyonlardan uyarılar olacak. Aynı zamanda cep telefonlarına mesajlar gelecek. Saat tam 18.57'de deprem anı çök, kapan, tutun. Ülke tatbikatı yapıyoruz denildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu günler öncesinden açıklamıştı. Bu arada İçişleri Bakanı Soylu ve beraberindekiler AFAD'da, görüntüler de canlı olarak ekrana geliyor. Şu anda 57 saniye geri sayım devam ediyor. 50 saniye sonra tatbikat başlayacak. Bu arada biz reklamdayken de dua edildi tatbikatın başarılı geçmesi için. Bir sakınca yok. Tabii ki tatbikat başarılı geçsin diye dua edilebilir ama bu tatbikat deprem olursa dua yetmez, bizi kurtarmaz. Ne yapmak gerekiyor? Önlem almak gerekiyor, çalışmak gerekiyor. Daha atılması gereken çok adım var, yapılması gereken çok şey var. Onca depreme ve can kaybına rağmen ders almamış olmamız gerekirken, önlemlerin hepsini tek tek yerine getirmiş olmamız gerekirken olmadığını görüyoruz. Neler olmadı? Neler yapılmalı? Bunları da birazdan konunun uzmanıyla konuşacağız. Evet, deprem anı tatbikatı, ülke tatbikatı şu anda bu görselle bütün kanallar canlı yayında. Radyolardan da anons yapılıyor. Bir saniye ve evet, şu anda 18.57 oldu. Deprem anı, ülke tatbikatı başladı. Çök, kapan, tutun, ülke tatbikatı. Evet. Sevgili izleyiciler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurmuştu 12 Kasım'da saat 18.57'de bu tatbikat yapılacak diye ve çök, kapan, tutun adını verdiler deprem anı tatbikatına. 12 Kasım Düzce depreminin 23. yıl dönümünde yapılacak. Ne yapılması gerekiyor? Neler yapılması gerekiyor? Vatandaşlar bu an ne yapmalı? O an aslında bunun tatbikatı, bunun canlandırması, zaten adından da belli olduğu gibi. Peki şimdi biz Ankara'ya dönelim. Ali Yağız Baltacı, Halk TV muhabiri karşımızda. Kızılay'dasın Ali Yağız. Şu anda oradaki izlenimlerini bir paylaşır mısın? Anonsla beraber, uyarılarla beraber, deprem tatbikatıyla beraber neler yaşandı, neler yapıyor vatandaşlar? Seda Selek, şu anda Ankara'nın en merkezi noktalarından birinde, Kızılay Meydanı'ndayız. Ve bulunmuş olduğumuz noktada insan kalabalığının, yoğunluğunun en kuvvetli olduğu noktalardan birisi. Bununla birlikte az önce senin de anlattığın, ifade ettiğin üzere Türkiye genelinde deprem tatbikatı başladı, yapıldı. Ankara'da Kızılay Meydanı'nda insan hareketliliğinde ve yaşamın olağan akışında çok fazla bir değişiklik olduğunu söyleyemeyiz. Burada bir takım tatbikata ilişkin duyuru afişleri gözümüze çarpmıştı. Bununla birlikte yine burada görüştüğümüz, konuştuğumuz insanlar da, yetkililer de konuyla ilgili bölgede herhangi bir farklı bir uygulama yapılmayacağı ve tatbikata ilişkin zaten siren kullanılmayacağı, bir panik yaratmak istenmediği ifade edilmişti. İnsanların telefonlarına bilgilendirme mesajları gönderildi. Ancak an itibariyle Ankara'nın merkezinde, Kızılay'da bir hareketlilik, farklı bir durum söz konusu değil. Deprem tatbikatına ilişkinde burada bir uygulama gerçekleşmedi, bir farklı bir durum gerçekleşmedi. Tabii raylı sistemler tarafından yine orada ayrı bir uyarı bilgilendirmesi yapıldı insanlara. Çok kapan tutun şeklinde bir tatbikata ilişkin bilgilendirmeler vardı. Tabii bütün bunların normal olağan hayatın, olağan akışın olan etkisini de bizler burada gözlemlemeye çalıştık. Ancak çok fazla bir değişiklik olduğunu söylemek mümkün değil. Kameraman arkadaşım Nazım Fayık'la birlikte buradan önce AFAD Genel Merkezi'ndeydik. AFAD'da yapılan çalışmaları, tatbikata ilişkin hazırlıkları yerinde gözlemledik. Bununla birlikte daha sonra burada Kızılay Meydanı'nda tatbikatın yapıldığı dakikalarda bu meydanda insanları gözlemliyoruz ve çok fazla bir değişiklik olduğunu ifade edemiyoruz. Bugün senin de ifade ettiğin üzere Düzce depreminin 23. yılı, 800'den fazla vatandaşımızın yaşamını yitirmiş olduğu depremin ardından Türkiye'de depreme ilişkin alınan önlemler, tedbirler ne durumda? Bunların elbette önümüzdeki süreçte araştırması daha çok yapılacaktır diyerek sözü şimdilik size bırakalım tekrardan.
Ali Yağız Baltacı, teşekkür ediyoruz. Şimdi tabii dışarıdaki insanlar pek bir şey yapmıyor. Bu arada cep telefonlarınıza mesaj gelmiştir. Bana da geldi. Hayati uyarı bildirimi AFAD tatbikatı bilgilendirmesidir. Şu anda ülke genelinde deprem anı çök kapan tutun tatbikatı yapılmaktadır diye hepinizin cep telefonlarına bu mesaj geldi. Bu arada arkadaşlar eğer verebilirseniz AFAD'ı görelim mi? AFAD'da şu anda az önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindekiler AFAD'da ve yakından takip ediyorlar. Deprem anı tatbikatını demiştik. Öncesinde başarılı geçmesi için dualar edildi. Ve tam saat 18.57'de geri sayımla beraber İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindekiler ülke genelinde farklı yerlerde neler oluyor? Özellikle evlerinde bulunanlar ne yapıyor diye de seyrettiler. Televizyon kanalları da açık biliyorsunuz. Radyolardan ve televizyonlardan da anonslar geçildi. Onları da takip ettiler. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu günler öncesinden aslında bu açıklamayı yapmıştı. Tatbikatla ilgili bir bilgilendirme kamuoyunu. Radyolar ve televizyonlar tatbikat anonsu geçecekler aynı anda. Otomatik olarak geçecekler. Düğmeye basılacak ve sisteme otomatik atılacak tatbikat anonsu demişti. Türkiye'ye aynı anda mesaj gelmiş olacak. O mesaj geldi. Yani hem kırsalda hem de şehirlerde bilgilendirmelerle işte polisin, jandarmanın telsizlerinden aynı hat üzerinden iletişim kurmasını sağlayan sistemle her yere ulaşılacak demişti. Türkiye'ye bir nükleer saldırı anında ve savaş anında birbiriyle konuşturabilecek altyapıyı da oluşturduk diye de eklemişti. Şimdi biz tabii deprem özelinde konuşacağız bu konuyu. Ne demiştik? Bir uzman isim var. Gebze Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi, Jeofizik Mühendisi, Deprem Bilim Doktoru Savaş Karabulut bizlerle. Merhabalar Sayın Karabulut, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk Seda Hanım. Öncelikle bu tatbikat özelinde, bu tatbikat için ne söylenebilir? Günler öncesinden söylendi. Yani ne oldu şimdi? Acaba bir kere herkes bu tatbikata uydu mu, uyguladı mı? Bu tatbikat önemli miydi, gerekli miydi? Buradan başlayalım isterseniz. Teşekkür ederim öncelikle. Öncelikle tabii bugün 12 Kasım Düzce depreminin yıl dönümü. Resmi rakamlara göre 710 yurttaşın hayatını kaybettiği, 2678 yurttaşın yaralandığı ve 17 Ağustos 99 depreminden sonra 3 ay sonra tekrar büyük bir yıkımla karşılaşan bir coğrafyadaki yiten giden canlılar için öncelikle onlara ışıklar içerisinde uyumalarını temenni ediyorum. Tabii bugün bir tatbikat yapıldı. Bugüne denk gelmesi de gayet manidardı aslında. Fakat bu tatbikat şahsen kendi üzerimde de söylemek gerekirse bana dokunmadı. Çünkü tatbikatlar genel olarak biraz daha kişiye dokunmak, eğitmek, bu süreçte neler yaptığını gözlemlemek, hatalarını ortaya koymak, hatalardan eksikler çıkarmak, varsa bir şey eksiklik onu gidermek için yapılır. Sonuçta insanların eve kapandığı ya da yolda gittiği bir dönemde yapılan tatbikatın şey yok. Bir tabii hatırlatma açısından tatbikat olarak isimlendirmek önemli olabilir. Fakat şahsen bana dokunmadı tatbikat. O konuda şey söylemiyorum tabii, net bir şey söylemiyorum. Çünkü Türkiye'de mesela şu anda Türkiye'nin hangi bölgesinde, 81'in hangi bölgesinde veya hangi mahallesinde insanlar ne yaptığı sorusuna cevap verecek bir kişi var mı bilmiyorum. Şimdi evet, onu biraz önce aslında ifade etmeye çalıştım. Size bağlanmadan önce şimdi AFAD'daki o ekranlardan Türkiye genelinde işte farklı farklı iller vardı. Bazı görüntüler yansıyordu ekrana. Evlerin içinde kapalı ortamlarda insanların neler yaptığına dair. Ama koskoca Türkiye'de acaba kaç kişi yaptı bunu diye de sormak lazım. Nereden bilebiliriz? Nasıl bilebiliriz bunu? Sokaklarda zaten az önce Ankara'yı gördük, Kızılay'ı. Belki birçok insanın haberi bile yoktu. Ya da işte haberi olanlar da umursamadı, işine gücüne devam etti. Ne olmalıydı? Nasıl olmalıydı peki? Tabii şimdi zaten bu çök kapan tutun dedikleri konu deprem anında kişilerin bulunduğu ortamda, evinde, iş yerinde, okulda, hastanede neredeyse artık o kişilerin üzerlerine herhangi bir cismin devirmemesi için yapılması gereken bir uygulama. Aslında son hadde, yani bir deprem olayı sırasında, deprem yaşandığında kişilerin o anda nasıl pozisyon alması gerektiğini gösteren bir uygulama aslında. Dünyada da yapılan bir şey bu. Bunun değişik örnekleri var, değişik uygulama şekilleri var. Fakat bu son kerte yani. Son kertesi. Köprüden önceki son çıkış aslında bu iş yani. Fakat bizim burada hem mühendisler odası olarak, hem üniversiteler, hem akademisyenler, hem de bu konuda çalışan uzmanlar olarak önerimiz bu konunun öncesi. Şimdi biz hep
makarayı biraz da aslında geri değil de ileriye sarıyoruz. Yani sanki her şeyi tamamlamışız, her şey bitmiş. İşte ülkenin her bölgesinde her türlü afete karşı, deprem değil, işte su baskını, işte yangınlar ve benzeri her şey, çığ, her şeye sanki hazırız. Ondan sonra tüm yapılar riskten kurtulmuş, su baskınlarının olduğu yerlerde kesinlikle kimse hayatını kaybetmeyecek. Deprem özelinde işte binalar işte güvenli bir aşamaya taşındı. Ondan sonra riskli yapılar mümkün olduğu kadar azaltıldı veya riskli yapılar ortadan kaldırıldı. Oturduğumuz yapıların hepsinde bir bina kimlik numarası var ve biz bu binaların hepsinin işte depreme dayanıklı olduğunu biliyoruz. Artık bunların performans, yani yapısal anlamda bunların performans analizi yapılmış durumda. Kişiler aynı asansörlerdeki işte etiketler olur, işte kırmızı, mavi, yeşil etiket gibi, işte güvenli, iki ay içerisinde tekrar bakım yapılması gerekiyor gibi yapıların durumunu diyor. İkinci koşul, kişilerin evlerinde bulunan bağlantıda galiba bir sorun var. Kesik kesik geliyor Savaş Bey'in sesi. Savaş Bey, beni duyabiliyor musunuz? Duyabiliyorum. Peki, bağlantıda bir problem oldu. Biz son sözlerinizi iyi duyamadık. Nasıl şu anda? Ben içeriye rejiye de sorayım. Tekrar alalım son sözlerinizi. Galiba düzeldi. Devam edelim lütfen. Teşekkür ederim. Şimdi öncelikle ne gibi? Öncelikle yapılar şey olacak. Riski olmaktan çıkarılacak. Ya da minimum risk düzeyi tespit edilecek. Ondan sonra evlerin içerisindeki eşyalarımız sabitlenecek. Mesela şimdi çök kapan tatbikatının yapıldığı ortamda bulunan kişilerin üzerine devrilecek eşyalar sabitlendi mi? Bu kontrol edildi mi mesela? Önemli koşullardan bir tanesi de bu. Çünkü sonuçta kişilerin üzerine bir şeyin devrilmemesi gerekiyor ki ve kişilerin aslında üzerlerine bir şey devrildiğinde biz hayat üçgeni dediğimiz, yani kişinin sırtında bir tane şey var. Örneğin bir yatak, işte bir kanepe gibi bir şey var. Ve kişi üzerine bir şey devrildiğinde o kanepeyle yer arasında kalacak ve o üçgen içerisinde üzerine bir şey devrilmeden yaralanmayacak veya hayatını kaybetmeyecek teması üzerinden aslında bu çök kapan tutun veya işte hayatta kalma üçgeni ya da ne bileyim cenin pozisyonu diyorlardı eskiden. Bunları uygulayacaklar. Kişi kendisini nasıl hissediyorsa, fakat bu pozisyonu da herkesin uygulaması fizyolojik olarak da mümkün değil. Yani fizyolojik olarak bu pozisyonu 3 saniyede 5 saniyede alması, çünkü şöyle bir şey söylemek gerekiyor. Şimdi Marmara Denizi'nde bir deprem olacak. Marmara Denizi'ndeki deprem Marmara kıyılarında yaşayan, şöyle tarif edelim, E5'in altında bulunan kişilere ortalama 3 saniye içerisinde yıkıcı dalgalar gelecek. 3 saniye. Kuzeyindekilere ortalama 8-10 saniye. Şimdi 3 saniyede, özellikle gece olan bir depremde, gerçekten tatbikat yapan bir kişi, bunu sürekli deneyimleyen bir kişi ya da yapay tatbikatlar gibi doğal küçük depremlerle, örneğin en son 26 Eylül'de bir deprem olmuştu, Silivri depremi. Bu Silivri depreminde de insanlar doğal bir tatbikat yaşadılar. Yine yapılarda hasarlar meydana gelmişti. Fakat bir tatbikat olmuştu. Küçük bir depremdi sonuçta. Ve insanlar burada tatbikat yaparak depremler sırasındaki reflekslerini ölçmek üzere kendini şey yapıyor. Şimdi tabii burada şunu yapalım. Geçen hafta bir deprem oldu hatırlarsanız İzmir'de. Evet. İzmir'deki bir depremde 4.9'luk küçük bir depremde 20 tane binada hasar gördü. 3 kişi, 3 yurttaş kendisini attı. Bir kişi hayatını kaybetti, bir yurttaş. Mesela şimdi biraz da refleks bu. Evet, tatbikatlara karşı hazır olan kişiler, tatbikatları yapan kişiler, tatbikat gereklidir tabii her zaman, ama bu tatbikat, yani şu anda ülke çapında yapılan tatbikat bir tatbikat değil. Ben onu hatta yani farklı bir şekilde isimlendirdim. Bu tatbikatı, çünkü tatbikat yapmak için kontrolü, denetimli, gözlemli olması gerekiyor ve öncesinde sağlık risklerin olmaması, içerideki eşyalarımızın sabitlenmiş olması. Mesela örneğin şöyle bir şey hayal edelim. Evinizdesiniz, deprem oldu ve doğal gazdan kaynaklı bir yangın meydana geldi. O anda çök kapantını yapabilecek misiniz? Mesela kaç kişinin evinde ya da apartmanında yangın söndürme için tüp var veya yangın tüpü kullanmayı biliyor? Veya kaçımızın binasında doğal gazı kesecek sistemler var? Çünkü biliyorsunuz artık yeni sistem yapılarda, 2000'den sonra yapılan yapılarda doğal gazı kesecek sistemler apartman içerisinde konuluyor ve apartmanın girişine bir tane kayıtçı konulup olası bir 0.3 G'lik dediğimiz bir ivme geldiğinde yapılara doğal gaz kesiliyor ve yangın seviyelerini minimuma indiriyor. Biz şunu çok iyi biliyoruz. Özellikle 1995'te Japonya'da meydana gelen Kobe depreminde, San Francisco depreminde, 1906'daki depremde
büyük kaypların nedeni yangındı. İstanbul'da aslında böyle bir duruma yangınsal anda hazır mı diye sormak gerekiyor. Ya da mesela hatırlayın yine 26 Eylül 2019 depremini. Deprem akşam saatlerinde değil, öğlen saatlerinden sonra olmuştu. Bu depremden sonra insanlar çocuklarını almak için okula gitti, trafiklendi ve insanlar yürüyemediler. Mesela bizim depremden sonra çök kapan tutun yaptık. Her şeyimiz hazır. Eşyalarımız sabit, binalarımız değil. Yangına karşı olduk. Çıktık, tahliye etmemiz gerekiyor. Sokaklardan çıkıp toplanma alanlarına, barınma alanlarına gitmemiz gerekiyor. Bu da yok. Tabii bu tatbikatın bir de bizim için en ayırt edici özelliği, mesela meslek odaları bu konudan haberdar değil. Mesela bizim İstanbul Jeofizik Mühendisliği İstanbul Şube Başkanı'nın Twitter'da bir mesajı vardı. Burak Bey'in dediği şey, işte ben hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışıyorum, hem işte oda yöneticisiyim. Ama mesela TUMOB'un haberi yok. Mesela bu tatbikatı kim düşündü acaba? Yani Sayın Karabulut, özür dilerim, benim de aklıma şu geldi. Şimdi 12 Kasım'a denk getirmelerini anlıyorum, Düzce depreminin yıl dönümü olduğu için. Ama bugün cumartesi, birçok insan işe gitmiyor, çocuklar okula gitmiyor. Yani hafta içi aslında işte kamu kurumları açıkken, herkes işine giderken, çocuklar okuldayken, daha çok kişi kapalı alandayken yapmak daha faydalı olmaz mıydı? Birincisi bu. İkincisi, zaten bunları anlattınız da şimdi hiçbir şey bilmeyen, deprem anında hiçbir şey bilmeyen birisine çök ve kapan demenin nasıl bir anlamı olabilir? Ben nereye çökeceğim, nereye tutunacağım bunu bile bilmiyorum. İşte aynen öyle. Şimdi evet, bu tatbikata katılımı aslında maksimize edebilirlerdi. Yani hafta içi yapabilirlerdi. İşte ne bileyim, işte daha koşullar uygun hale getirilebilirdi tatbikat için. Çünkü tatbikatı ne kadar çok kişi uygularsa, ne kadar çok tatbikat yaparsak bizim için o kadar iyi. Fakat işte tatbikatı kimin planladığını, yani mesela AFAD'a danışmanlık yapan öğretim üyeleri acaba biliyorlar mıydı? Ya da mesela AFAD Başkanı bunu kimden öğrendi mesela tatbikat yapacağını? Yani mesela bir siyasi erk mi çıkıp bugünü biz işte tatbikat yapalım diye düşündü? Yoksa gerçekten bunun akademik, mühendislik ve arama kurtarma açısından Türkiye'de birçok arama kurtarma ekipleri var. Bu konuda onlara danışıldı mı? Yani mesela bu kişinin paylaştığı, mesela biz normalde yurt dışında şunu diyoruz. Bir iş yapılırken bir işin bu kişilerin paylaştığı olur. Yani meslek odaları, üniversiteler, sivil toplum örgütleri, arama kurtarma ekipleri, bu konuda deneyimli olan kişiler yayına gelirler ve bir karar verirler. Fakat bu mesela bu tatbikata kim karar verdi? Ben bilmiyorum mesela. Evet. Onun için az önce dediğim gibi tatbikatlar kontrollü ve denetimli yapılır. Mesela keşke şey olsaydı. Basında bu tatbikat planlandıktan sonra kamu spotlarıyla kişilerin evlerinde ne yapacaklarını, iş yerlerinde ne yapacaklarını, otobüslerde ne yapacaklarını, bilgilendirici yolda filmler, kısa filmler hazırlansaydı değil mi mesela? Tabii mesela AFAD aslında AFAD bu konuda birçok eğitim veriyor. AFAD aslında bu konuda ciddi bütçe de harcıyor. Mesela bu konuda ciddi, mesela bugünkü tatbikatta mesela ne kadarlık bütçe ayrıldı mesela yani. Çünkü tatbikat dediğiniz şey kalıcı sonuçlar verir, denetlenebilir, kontrol edebilir ve çıkarılan derslerle bir sonraki tatbikata çok daha hızlı. Fakat peki, bu konuda soruşturma çok fazla. Sayın Karabulut, aslında konuşulacak daha çok şey var biliyorum ama bugünlük süremiz bu kadar. İnşallah en kısa zamanda yine başka yayınlarda sizi konuk ederiz. Tatbikat dışında da beklenen büyük depreme, İstanbul depremine, Marmara depremine karşı ne kadar hazırlıklıyız, neler yaptık, neler yapmadık, bunları daha enine boyuna konuşmayı da isteriz. Teşekkür ediyoruz şimdilik. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim Seda Hanım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet, deprem tatbikatını geçirdik. Hayati uyarı bildirimi hepimizin cep telefonuna geldi. Hepimiz tatbikat uyguladı ama anlaşılan o ki birçok kişi de uygulamadı.